Son olarak da item simya tanıtımını yapalım. Simyalardan başlayalım. Tek becerili kusursuz elmas eğer bunun dışında bir uğraşınız yoksa, yani savaşmıyorsanız yeterli olacaktır. Bu büyük bir muamma. Ben deneyen birisi olarak söylüyorum. STR Ort Savunma Yakut ilk 3-4 map, yani Dongan Ovası, Seongan Çora, Namgan Yarığı ve ilk map dışında ben bir işe yaradığını görmedim. Değiştirdikten sonra fark ettim görmediğini. Bu hesap 3000 defansı da gördü. Yani şu 29 Ort direnişin verdiği yarar kadar vermiyor 1000 defans fazla olması. O yüzden ben Çift Ort STR'yi tercih ediyorum. Yani STR Ort takın. STR Ort savunmadan yaklaşık 210 kar edersiniz. Herhangi bir simyanızı tamamlarsınız onunla. Netis yaparak da zaten rahatlıkla birkaç haftada simyanızı takabilirsiniz. Kendi simyanızı sattıktan sonra üzerine ekleyerek. Çok basit bir şekilde. Çift Ort STR Yakut var. Tek ipi yeşim var. Çift ipi yeşim bulamıyorum. Çok pahalı. Aşırı pahalı. Bu benim bu hesaba taktığım ilk kusursuz simya. Element hatağından kısmamak için kusursuz kullanıyorum. Mükemmel çift ipi de kullanabilirsiniz. Kusursuz olursa çok daha iyi olur. Ben element ataktan dolayı bunu kullanıyorum. Safir Efsun'u önemsiz savaşmıyorsanız. Çevikliği ve toprağın gücü, ayrıca direnci sebebiyle kusursuz olursa çok iyi olur. Grena, yani burada pek bir önemi yok. Mat da takabilirsiniz. Kusursuz da o aradaki herhangi bir seviyede de takabilirsiniz. Bu da benim taktığım ikinci simyam. Bu hesaba taktığım ikinci kusursuz simyam. Normalde kritik ok blok olursa çok çok işinizi görecektir. Delici ok blok olursa yine aynı şekilde. Oklardan korunma bloklama da yetiyor ama. Yani ben bulursam eğer kritik ok blok bir tane kusursuz değiştirmeyi düşünüyorum. Simyalar böyle. Kılıca gelirsek, ben öncelikle kılıç hakkında şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık yanlış bilmiyorsam 1,5 seneye yakın bir süre geçti bu Alastor güncellemesinden beri. Artık hani zahmet olmazsa Zodiac silahlarından vazgeçin. Yani kılıçların fiyatları dibi görmüş derecede. Yılan kılıcı olsun, yılan bıçağı olsun, hançeri, yayı, yelpazeler, çanlar. Artık bir tane alın, geliştirmeye başlayın. Üst katlarda söylediğim gibi Netis tamamen o ikinci ve üçüncü kattaki performansınıza bağlı olarak şekillenen bir zindan. Metin ağırlıklı bir zindan. Toprak ağırlıklı bir zindan. O yüzden ben toprak elementli canavar, ortalama ve metin taşlarına güçlü bir kılıç kullanıyorum. Şöyle bir artısı var. Kolyenizde eksik metin bile olsa sadece silahınızdan yaklaşık 15 metin almış oluyorsunuz. Benim 6-7'deki şanssızlığımdan dolayı 7 metin olarak bıraktım. 16 da olabilir bu metin oranı. Artı 9 için konuşuyorum. Artı 10, artı 11 veya 12 yaparsanız hiçbir şekilde saldırı markası basmanıza gerek kalmaz. Öyle de bir güzelliği var. Ayrıca 10 delicinin yanına kritik getirdiğinizde kolyeniz, ayakkabınız, bu ikisinden birisi 5 kritik olduğunda da sizin için kritik 100'e tamamlanıyor. 12'lik şebnem bile bassanız. Ayrıca silah fişinde de kritik yapmanıza gerek kalmıyor. Ben böyle bir yılan bıçağı kullanıyorum. Artı 9 kullanıyorsanız, artı 15 yapma düşünceniz kısa vadede yoksa kesinlikle en iyi Efsun canavar, ortalama ve metin. 4-1-1 benimki. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fazlasıyla yeterli. Şöyle bir handikapı var. Saldırı hızı yok. Saldırı hızı olmadığı için de ben 50 STR'li kask yerine 8 saldırı hızlı kask kullanıyorum. 15 rüzgar alt oklardan korunmalı. Yani aşırı derecede hantallaşıyor. Bildiğiniz gibi Sura çok yavaş bir çar zaten. O yüzden 8 saldırı hızı tercih ediyorum. Ayakkabıyı da saldırı hızlı bulabilirseniz çok iyi olur. Benim ayakkabım bu şekilde. Saldırı hızlı bulamadığım için ve bu ayakkabıyı aldığımda Zodiac kullandığım için bu bana yeterli geliyordu. Bu da değişecek. Ruh kemeri standart, artı 9 düz. Zırhım
15 canavar, 18 ork direnişli. 1-2 başlangıç. Zırhın ortasının bir önemi yok. Zırh aradığınızda ortası neden int, ortası neden STR diye bakmayın. Yani artık hani level kasmışsınızdır diye düşünüyorum. Veya eldivenler, 30 taşlı eldivenler 10, yani 20-30 won olduğu için iradenizi kesinlikle kolaylıkla tamamlayacaksınız. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceksiniz. O yüzden ortasına bakmayın. Ben ork direnişli tercih ediyorum. 18 canavar 15 ork direnişli olabilir. O da iş görür. Böyle bir zırh var. Efsun'uyla fazla uğraşmadım açıkçası. Benim Efsun'da ve 6-7'de kutsamada hiç şansım yok. Bu bana fazlasıyla yetiyor. 40 STR'si var. Titan Kalkan çok önemli. Bu çok önemli bir olay. Sersemlik artık Titan Kalkanlarda olması gereken bir Efsun. 250 level aura kullanmanıza gerek yok. Sersemlik şart. O bir delici ne oynatacak, bir metin ne oynatacak demeyin. Oynatıyor ki yapıyoruz. Sersemlikli bir tane Titan Kalkan bulursanız 6-7'sinde yani 50 STR olmasına da gerek yok. 40, 30, 35 yeterli olur. Aura'dan aldığınız delici ve metin onun açığını kapatacaktır. Böyle bir toprak tılsımım var. Normalde Efsun'u bu şekilde olması lazım. Buz, toprak ve yanına savunma olması lazım. Ama ben bunda 40 STR var diye bunu kullanıyorum. Böyle bir tılsım. Karanlık toprak. Normalde buz toprak olması gerekiyor. Bileziğim cennet bilezik. Saldırı hızı ve kritik avantajından dolayı ben cennet bilezik kullanıyorum. 15 rüzgar 10 delicisi var. 1000, 2000 ipi 50 STR'li. Kolyem şu şekilde. Ben bu kolyeyi Dandana Kan'dayken almıştım. Yani 8 metinde yeterli olacaktır. HP 10 kritik veya işte söylediğim gibi kılıcı kritik efsunlu alabilirseniz veya efsun atarsanız kritik gelirse 5 kritikli de kullanabilirsiniz. Çok fazla masraf etmeye gerek yok. 8 metin 30 STR bir kolye var. 50 STR zümrüt küpe. Bunda anlatılacak bir şey yok. Buradaki slotlara bonus işlemiyor. Efsun'u olmasa bile 1-1-2-2 bile olsa 50 STR yeterli oluyor. Son olarak eldiven. Eldiveni ben 12 güç 12 zeka kullanıyorum. Ben aura yaparken artı 9 çift tamlıklı küpem de vardı. Kolyem de vardı. Bileziğim de vardı. Eldivenim de 12 tamlıklıydı. Ama ben söylüyorum anlatamıyorum insanlara. Yani tamlık da yapsam yapmasam da aynı sürede yapıyorum. O yüzden gerek duymuyorum tamlık yapmaya. O sebepten eldiveni böyle tercih ettim. İki tane 30 taş ekledim. İradelerim fazlasıyla yetiyordu. Burayı karşılıyordu. Daha doğrusu her yeri karşılıyor. O sebepten son taşa uğraşmadım. Artısı da 6 olduğunda yeterli oluyor benim için. Siz levelinize göre ayarlayabilirsiniz. Artı 4 kırmızı yani çift irade veren taşlar, güç taşları. 50-60 M olmuş yani çok bir şey değil. İsterseniz herhangi bir taş dizilimi yapabilirsiniz. STR'ye gerek duymuyorsanız, zırhınızın ortasındaki iradeye göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Kostümler, kılıç fişim. Kılıç fişinizde zeka mutlaka olsun. Eldiveninizde zeka mutlaka olsun. Kalkanınızda eğer bulabilirseniz 8 bile çok etki yapıyor. Kılıç fişinde yeşiminiz eğer çift HP'li ise HP yerine 10 delici 12 güç 12 zeka da kullanılabilir. Bulamıyorum ben bir türlü öyle bir fiş. Yani olması gereken efsun o. Kostüm standart. HP rüzgar STR. Netis zindanında büyü de işliyor. Yani büyü de etki yapıyor. Şebnem kullanmayacağım derseniz 15 rüzgar 15 büyü HP de yapabilirsiniz. Ben STR ağırlıklı dizdim. Kask kostümüm bu şekilde. Az önce söylediğim olay.